Bugün Ramazan'ın son ikisiydi. 24. Deva da Hastalar Risalesi'nin son ikisi. İki şerefenin tevafuku için bu önceki yıllarda yapılan Hastalar Risalesi derslerinden aldığımız notlar vardı. Böyle kısa notlardır. İki yapacak kadar onları okuyarak 24. Deva'yı okumak istiyoruz ama abi. Tamam. Bir saat senin. Yani en fazla bir saat biz de 5-10 dakika cemaatle beraber şey yaparız diye. 24. deva en fazla 45-50 dakika senin. Onu ne sokarsan sok ya. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain bi adedi zarrati kainatı vel mürekkebatiye. Hastalık bir ihsan-ı ilahidir. Hastalık bir hediye-i rahmanidir. Günahları siliyor. Hastalık nimet-i rahmanidir. Hastalık kefara tüflünüptür. Hastalık hiç aldatmaz bir nasip ve ikaz edici bir mürşittir. Hastalık aczin ve zaafın penceresiyle bir kadir-i zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Hastalık bir dua musluğudur. Duaya kuvvet verir. Hastalık ehemmiyetli bir definedir. Hastalık bir hediye-i ilahidir. İtikadımızı düzeltiyor. İtikadımızı düzeltiyor. Hastalık Allah'a kanaat ettiriyor. Hastalık hayatın kıblesidir. Hayatın kıblesidir. Hastalık ahireti düşündürür. Hastalık ölümü tahattür ettirir. Hastalık halis bir ibadettir. Hastalık bir ameliyat-ı cerrahiyedir. İçsel yapılanmamızı imar ediyor. Hastalık manevi şehitliğin haletini veriyor. Hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştiriyor. Hastalık hayatın inkişafına ve terakkisine vesile oluyor. Hastalığı kıymetler, hayatı safileştirir. Yine şöyle bir notlar da almışız da, ateşli hastalıklar nemrutçuluk haletimizde. Tansiyon, su, kan ile olan hastalıklar firavunculuk haletimizde. Et, kemik hastalıkları şeddatçılık haletimizden, düşünme bozukluklarından tansiyon hastalıkları, hasetin bedende yansıması şeker hastalığı, evhamın yeri karaciğer, sirozun nedeni evham. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur, adetullah'tır. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Şöyle bir hoşumuza giden bir yer de var da abi. Lokman Hekim tüm hastalıklara malum devasını biliyordu. Fakat enteresan kendisi dizenteriden vefat ediyor. Öğrencileri niçin kendini tedavi etmediğini sorduklarında bu dizanteri için şifa olacak ilacı suya atıyor. Su katı kesiliyor. Dizanteri nedir şey? Dizanteri, doktor dizanteri nedir? Dizanteri mikrop hastalığı herhalde. Mikrop mudur arkadaşlar? Mikrop galiba. Şey, omuzunda bir şey var senin, kırmızı şey Sedat, onu nedir o? İlgimizi çekiyor. Şimdi dizanteri nedir, baktın mı? Abi hemen bakalım. Mikrop bir şey mi? Ben de şunu bakayım mı? Dizanteri. Abi şiddetli ihsalle ilgili bir şeymiş abi. Ne? Şiddetli ihsalliği geçiyor abi. Ne? Anlamadım. Şiddetli ihsal ile ilgili diyor, ilişkili bulaşıcı bir hastalıkmış abi. Ha, mikrop, evet. Tamam, mikrop. Karın ağrısı manasında herhalde abi. Tamam. Şey diyor, ilacı tesiri ona emri verendedir. Tesir edecek esmasını aldığı vakit
ilacın etkisi de kalkıyor. Belki ilaçlar ile ecel değişiyor ama ömür değişmiyor. Şurada var da abi, nurlarla iştigalin ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi, nurlarla iştigalin ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi, dehşetli ölümü de cennetin kapısını gösterip ehli imanı heyecanla şevke geçiriyor diye fıkrası hakikat olduğuna pek çok hadiseler var. Bu yeter be. Koca ders bu olsa yeter. Çok güzel. Nerede geçiyordu o? Varna'da mı? Yok. 228. Emirdağ 1 abi. Emirdağ 1. Tamam. Bir de böyle bir şey daha şuraya kattık da kusurumuza bakmayın. Diyor ki hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Mallarınızı zekat ile koruyun. Yine yeni gelmişken Arnavutköy'deki dershanemiz hazır bir potansiyeldir inşallah abi. Evet. Yani çok şükür temel kazındı. İstinat duvarları bitti. Temeli bu hafta beton atılacak, demir konacak. Demir kesiliyor. Yani bunu da bilsin. İlan etmiyoruz çünkü muzir manilerimiz olacak. Engel olmaya çalışıyorlar olmaması için. Onun için ilan etmiyoruz. Bu da bilinsin yani. Şu anda temel kazındı, çakıl döküldü. Asansör şeyleri, kuyuları kazıldı. Demir kesiliyor, beton atılacak bu hafta inşallah. İnşallah, inşallah. Abi 24. devada bu hastalığı bizim halk tabirinde refakatçi olarak, refik, refakatçi bu noktayı nazar böyle bizim alemimizde bir hayatlandı. Bir de bu arka tarafta şey var, sırrı iman ile refakat etme manası. İşte diyoruz hasta oldum gelmedim falan. Böyle bir iki buradan atıf yapıp buralarda yoğunlaşmak istiyoruz da abi. 24. deva. Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Hasta bakıcılardan maksat refakatçidir. Refakat arkadaşlık, beraberliktir. Beraberliğin hasrası ise öyle vefadır. Vefa ruhların birbirine sahip çıkması noktası bizim alemimizde canlandırdı da abi. Hatta böyle maddi refakatçiler var ama bir de böyle bazı abilerimizin manevi refakatçiliği de var abi. Hasta olan dostlarına gönül deryasında sahiplenmesi, dostunu zehir kuyusunda olsa da ona refakat etmesi manası hoşumuza geldi abi. Sizin önünüzde mühim bir ticareti ukraviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Bahtiyar o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemal-i hürmet ve şefkat-i ferzandane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadan levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah barekallah deyip alkışlıyorlar. Masum çocukların hastalıklarını o nazik vücutlara bir itman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i rabbaniye gibi çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine ve tasaffi hayatına medar olacak
büyüklerdeki kefaret üstünlük yerine manevi ve ileride veyahut ahiretteki terakkiyat-ı maneviyesine medar, şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap, peder ve validelerinin defteri amaline bilhassa sırrı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatına tercih eden validesinin sayfı hasaratına girdiği gibi ihtiyarlara bakmak ise evet dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemal-i lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sukup etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet, o muhterem sadık fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarına tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefakarane hizmet etmek dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar olduğu rivayet-i sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihe ile sabittir. Mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan acize alim ihtiyareler ve alim ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhib olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve lev ve şuyuk-u rükkâ-u ve şubbu aleyküm-ü belâ-u sebben sırrıyla yani benim külmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sen gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi tefli musibet olduklarını sen kıyas eyle. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet. Evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbaht bir velet. Eğer ebeveynine etse azab-ı uhreviden başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Evet, ihtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına bakmak değil, belki ehli iman, madem sırrı imanla kuvvet-i hakikiye var, onlara rast gelse, muhterem, hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyet'in iktizasıdır. Abim bir de burada sırrı iman diyor. Kuvvetle, sırrı imanı kuvvetle malum bir hadiste var ya, hasta olduğum ziyaretime gelmedim. Böyle buraları da biraz sizden mi dinlesek? Yok yok, niye beni dinleyeceksin? Sen de Sedat'ın. Şimdi ona daha gelmeden dön bakayım başa. Evet abi. Sen aralara girdin. Benim o kadar kafam çalışmıyor. Şimdi buradaki konu, mevzu masum çocuklara. Dolayısıyla daha çok validelere bakıyor değil mi? O noktada. Çocuk hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden, gel hafız. Hizmet eden refakatçı bakıcılar size bakıyor biliyor musun Nadir abi? Nadir abi hep bu vatanına geldi.
Şimdi bir anneler var burada. Bir de hastaya refakat eden var. Üçüncü bir konu, hiç kimsesi olmayanlara bakmak. Evet, ondan sonrasını bize bir noktaya nazar, ne diyor burada? Bir sırrı şefkatle diyor. Yani sırrı şefkat, şefkatten farklı bir şey mi? Şey Sedat, mutlaka farklı da. Baktın mı abi ona? Sırrı şefkat, böyle sırrın girdiği her yerde sanki insan mı giriyordur abi, insanla mı sılaşıyor? Evet. Bedene bakan, bedene hizmet eden. Peki yukarıdan gidelim beraber. Oku bakayım abi, o bakıcılardan sonra. Sizin önünüzde mühim bir ticareti uhreviye var. Validelere diyor, refakatçılara diyor. Sonra? Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Tamam. Masum çocukların hastalıklarını, o nazik vücutlara bir itman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i rabbaniye gibi çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine, tasarrufi hayatına medar olacak büyüklerdeki kefaret üstünlük yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyat-ı maneviyesine medar şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap, peder ve validelerinin defteri amaline bilhassa sırrı şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sayfe-i hasenatına girdiği ehli hakikatça sabittir. Görüyor musun? Yani bizde şefkat var ama kendisini ortadan kaldıran valide, yani validelerde şefkat var ama bizim bildiğimiz gibi değil. Sırrı var. Şefkat ortadan kaldırıyor ikiliği, teklik yapar. Yani muhabbet ikilik var. Muhabbette ikilik var, sen ve ben. Şefkatte ikilik yoktur. Var ya mesela şeyde tavsiye ediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni mektubatta, Mevlid-i Şerif'te, ben senden aşık olmuşam, razı olmuşam gibi. Şefkat ikiliktir. Ama sırrı şefkat ikiliği kaldırır. Herkeste var, hayvanlarda da var şefkat ama hayvanların valideleri, insanı olsun, onlarda bizim erkekler olarak idrak edemeyeceğimiz, anlamak ilmi olmayan bir şey. Çünkü ilim subutu sıfattandır. Sen, basar, ilim, kudret. Şefkat ise zatı sıfatta değil, şuunat-ı zatiyedendir. Şefkat-ı mukaddesinin bizdeki dışa vuruşu. Validelerde bu var. Nedir o? Kendisini ortadan kal. Zaten kendisini söylüyor. Yani sırrı şefkatı adeta izah etti. Ne diyor? Ahiretinde şunun galar nevinde hastalığına gelen sevaplar için ona biraz sırrı şefkatle çocuğun sihatını kendi sihatına tercih eden validesinin, yani kendisi ortadan kalkıyor. Kaldırıyor yani. Onun için peki ne yapacak çocuk? Hasta olsa da ya annesine demeyecek ya. Dün akşam konuşmuştuk. Baba çocuk, o çocuk bendendir. O bendendir. Annedeyse o çocuk yok. Benim kolum nasıl uzantı? O çocuk uzantısıdır. Bendendir yok. O benim. Benim ben. O benim. Bacağım, kolum benden çıkmış ya. Ama çıksın bu kulağa göre. Bu uzakta yani. Bu parmağımla kulak nasıl? Eşit. Ama bu yakın merkeze. Olsun. Aynı. O çocuk
benden demez. Benim o. Bu sırrı şefkat yapıyor. Yani ikiliği kaldırıyor. Zaten kendisi de söylüyor. Çocuğun sihatını kendi sihatına tercih eden validesinin sayfa ya sanatına girdiği ki Allah bunu Celle Celaluhu hamileliğin ilk günüyle nohusalık 40 günü arasında ölürse böyle bir şeyin bak rıza razı olarak hamile oluyor. Ne yapıyor? Şehit ediyor Allah. Yani ancak sırrı şefkatin karşılığı şehitliktir. Ehli hakikatçe sabittir. Ondan sonra devam et abi. Ondan sonra arkadaşlarla konuşuruz. İhtiyarlara bakmak ise. He. İhtiyarlara değişti şimdi. Şimdi refakatçi refakata döndü. İki şimdi şimdiye kadar validelerdi çocuklarına. Şimdi ihtiyarlara mesela kayınvalidesi var, kayınpederi var, babası var, annesi var, kardeşi var. Atzemande yani evinde böyle Müslüman bir kardeşi var, kimsesi yok. Ha bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefakarane hizmet etmek hem dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar olduğu rivayet-i sahiha ile ve çok mukat-ı tarihe ile sabittir. Allah Allah. Bunun Anadolu'da mesela çoktur böyle anne babasına yapmayan. Hatta bir yerde diyor değil mi? Nerede diyor? 32. sözde söylüyor. Anne babasına hürmet etmeyen insan bozması canavardır diyor. Peki babasını diyor. Baba demiyor, anne babasını. Anne babasını insan bozması canavardır diyor. Yani ne olursa olsun evet, rivayet-i sahile çok vukuat-ı tarihiyle sabittir. Devam et abim. İhtiyar, peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet. Evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbaht bir velet. Eğer ebeveynini rencide etse, arbab-ı uhreviden başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü, çok mukatlarla sabittir. Allah Allah! Yani rencide etse, otur orada be! Yaşlı ya! Haşa, ağzımı almak istemem, moruk diyor. Otur orada! Kapat ağzını! Şimdi zaten şey yaptım gibi tabirler var ya, babasına anasına diye. Otur orada! Yani bunlar değil ahirette. Dünyada da iki yakası bir olmaz ki ya. Hakikaten acayip ya. Var ya duydum ama çok az dahi az dahi olsa. Yani niçin böyle yurt dışında da görev yaptığım için Anadolu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yani imamlık veya dershanecilik veya cenaze münasebeti, hasta ziyareti, ne bileyim sekerat münasebetiyle şunlar bunlar gittiğim evler bazılarına denk gelmişim ya. Benim girdiğimi de görmediler. Sus! Şimdi baktım! Allah Allah! Yeter! Gibi öyle. İnsan azab-ı uhreviden başka dünyada da çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatlarla sabittir. Yani anne babasına rencide eden insan bozması canavardır. İnan dünyada huzur bulamaz ya. Allah annelikten dolayı şehit ediyor o süreci yaşadığı için. Allah ona şehitlik verirken sen rencide ediyorsun. Senden dolayı şehitlik veriyor ha, seni dünyaya getirirken ölse. Sen onu rencide ediyorsun. Peki şey söylese ne olur diye fıkıhtan söyleyeyim. Namaz kılma, oruç tutma, gafil anne baba dese. Kırıp dökmemek şartıyla gene dinlemezsin ama kırıp dökemezsin. Sus orada, tamam ben şimdi şey yaparım sana. Hayır. Yok git tamam anne falan de gene git namazını kıl. Kale alma. Çünkü ilk önce hukukullah, hukuku Resulullah, hukuku asfiya, hukuku muteddeyin
anne baba. Yani demek ki çok acayip bir şey olduğu için benim de böyle denk geldiğimden dolayı hissim rahatsız oluyor. Yani bu şekilde davranan bir, dünyada huzur bulamaz. Ahirette diyor cezası görmekle beraber, bir de men dakka dukka. Aynısını göreceksin. Evladından göreceksin. Şimdi herkes böyle anne babasına ne yapmışsa aynı gör, hiç endişe etme. Ya göreceksin. Sonra devam et bakayım şey Sedat'ın. Evet, ihtiyarlara, masumlara yalnız akrabasına bakmak değil. Belki ehli iman, madem sırrı imanla bu kuvvet-i hakikiye var, onlara rast gelse. Yani sana şey geldi doktor Mehmet çevre. Evet. Yani sen böyle bir şey talep etmedin ama bulunduğun işte konum itibariyle böyle birisi denk geldi. Ana dil abi. Yani sen böyle şey yapma ama böyle denk geldi. Bu rast gelse devam. Muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa. He. Ruh-u canla ona hizmet etmek İslamiyet'in müktezasıdır. Başımdan geçen bir şey anlatacağım. Misal şöyle söyleyeyim, şey tanımlama yapmayayım, seçiyorum. Çok ciddi bir insana hizmet etmiş. Yani ustadın talebesi Tahir abi. Ben yakinen bilerek söylüyorum. Ona çok ciddi hizmet etmiş. Kişiler çok var da. Bir iki tanesini biliyorum. Beşeriyet iktizası olarak çok ciddi kusur yaptı. Kusurunu da biliyorum. Fakat Tahir abiye bakmanın şeyi, Allah dünyada ona cezalandırmıyor. Görüyorum ha. Men dakika yani ona ceza vermiyor. O kadar acayip bir şey, hep anlatırım değil mi size? Yani Allah ahirette ne olur bilmem ama vermiyor. Burada dedi abi çok felaketler cezalar görecek dedi ya. Evet. Manayı muhalifiyle görecek. Görmeyecek. Çok felaketler diyordu ama aha, gördüğü gibi görmüyor. Sırrı imanla, çünkü akraban değil, anne baban değil, mecbur da değilsin ama ona bakıyorsun. Yani ona hizmet eden talebelerden böyle beşeriyet muktezası olarak kusurlar olmuş biliyorum. Fakat Allah, bakıyorum hayat sürecinde, bakayım ne olacak diyorum. Bildiğim için iki resmi de biliyorum. Allah o Tahir abiye baktıkları için, bakanların içinde çok var ama bir iki. Allah onları dünyada hakikaten çok rahat bir mesut yaşatıyor. Çok acayip. İnşallah ahirette de vermez ceza. Vermesini istemeyiz de. Yani ben bir sırrı ifşa etmek için söyledim. Acayip bir şey ya. Mecbur değilsin. Allah da sana böyle yapıyor. Evet. Hasan abi. Abdullah Çavuk Eren'den vardı diyor. Dünyevi ve uhrevi işlerinde çok muvaffakiyetli görüyordum diyor ya. Sırrını bilemedim. Sonradan anladım ki diyor, anne ve babasının hukukunu anlamış. Ona tam riayet etmiş diyor. Hı hı. Evet. Ama bu biraz mecburiyet yok. Bu biraz da ileri. Evet. Sedat diyeceğim bir şey var mı abim burada? Abi şeyi sizden biraz dinlemek istiyoruz da inşallah müsaitseniz. Bu diyor ya, hasta oldum gelmedim manasını biraz açar mısınız, burayı dinlesek? Bu sırrı imanla mı alakalıdır biraz? Evet. Evet, Musa Aleyhisselam zamanındaki bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Murat, bak ne diyor Sedat, şeyleri kaşıyor böyle de. Bu ne diyor böyle, hasta oldum, beni ziyaret etmedin, acık doyurmadın beni,
Ya Rab sen acı kırmızı kalsın. Bu ne, neyin nesi buna? Nasıl anlamak lazım? Abi burada yani hastadan ziyade hastaya bakanlar, hani metinde geçti ya sırrı şefkat abi. He. Sırrı şefkat şevk ve gayret ile o ahiret ticaretini yapmak. O zaman şefkatin sırrı ortaya çıkıyor abi. Yani metne göre sırrı şefkat ne olmuş oluyor? Hani yukarıda bir cümle geçti. Şevk, gayret ile o ticareti kazanınız dedi ya abi. Şimdi şefkat, hani Sedat abinin zikretmiş olduğu o hadisteki mana, hani Cenab-ı Hak beni ziyarete gelmedin derken 8. mektuba göre abi anlaşılıyor ki mesela rüya nübüvvetin 40 cüzünden biridir denmiş rüya için. 8. mektuba göre anlaşılıyor ki yani Kur'an-ı Kerim nasıl ki Yakup Aleyhisselam'ın hissiyatını Züleyha'nın hissiyatından yüksek görmüş, o zaman şefkat dayı aşktan o derece yüksektir diyor Üstad Hazretleri. Yani anlaşılıyor ki şefkat nübüvvetin cüzünden bir cüz abi. Yani peygamberin peygamber olmasının cüzlerinden biri şefkat yani. Abi. Çok, çok güzel. Mesela şöyle, siz az önce zikrettiniz Hasan abi, şer'i hukuk var. Allah hukukullah, hukuku peygamber, hukuku aslan, evet. Sonra anne baba geldi abi. Evet. Şimdi ben bir şey söylüyorum, sıkı durun abi. Şimdi ayette geçiyor ki, anneye ve babaya öf bile demeyin diyor, değil mi? Hukuka göre anne baba kaçıncı sırada abi? 4. 4 ve 5 değil mi? Evet. 4 ve 5. Şimdi onlara öf bile demezsen 1-2-3 ne olur o zaman? Maşallah, güzel. Doğru. Şimdi bir şöyle bir noktayı nazar var. Mesela şefkat bizim mesleğimizde 4 esastan birisi. Arz, far, şefkat, tefekkür değil mi abi? Evet. Şimdi bizim mesleğimizde şefkat nedir o zaman? Şimdi anne ve baba da sırrı şefkat, şek ve gayret ile o çocuğa bakmak yani. Bu şeyde 17. lemada çocuk taziyenamesi var ya abi. Orada o çocuk taziyenamesinin başında bir cümle var. O cümleyi ben okumak istiyorum hemen baş tarafından. Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmü lillah, kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da, yani vefat eden çocuğu da sizlere zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Şimdi çocuk vefat etti ya abi. Yani Cenab-ı Hakk'ın o çocuğu vefat ettirmesinin anneye ve babaya bakan çok ehemmiyetli bir tarafı var. Ne? Zahire-i ahiret ve şefaatçi yapsın. Yani Cenab-ı Hak o çocuğu emanet olarak verdiği anne babadan geri alıyor ya abi. O anne ve babaya ahiret azığı yapmak için o çocuğu geri alıyor yani. Belki o çocuk kalsaydı onların ahiretinin de zarar verebilirdi yani. Çünkü bizim mesleğimizde şefkat, bu 24. lemada abi tesettür risalesinde şefkatin tanımını yaparken şefkatin içeriğinde iki tane mana var abi 24. lemaya göre. Nedir o? Sayfasını söyleyeyim. 199, hakiki ihlas ve mukabelesiz bir fedakarlık. Yani bizim mesleğimizde şefkat var. Şefkatin sırrı ne? Anne babaya bakan manası. Şek ve gayret ile çocuğun hastalığına bakmak, ona şefkat göstermek, yetiştirmek. Bizim mesleğimizde ise hakiki ihlas ve mukabelesiz fedakarlık. Şefkatin tanımı bu abi. Bizim mesleğimize göre.
Hakiki ihlas, mukabelesiz fedakarlık. Bu ikisi olunca o kimsede ihlasın sırrı, şefkatin sırrı zahir oluyor abi. Fakat Sedat abinin dediği o hadisi kutsi de ben nübüvvetle alakalı bir durumun olduğunu noktayı nazarım öyle abi. Yani ben hastaydım, beni niye ziyarete gelmedin derken parantez içerisinde bu söylediklerim onunla alakalıydı yani. Evet. Abdullah bir şey diyecektin abi. Buyur abi. Evet abi. O hadis-i kutsi'de şöyle bir durum var abi. Aslında devamında cevabı var Sedat abinin sorusunun. Diyor ki ama ben hasta oldum, benim ziyaretime gelmedin diyor. Peygamber de diyor ki ya Rabbi sen kusurdan, eksikten, hastalıktan münezzehsin. Sen nasıl hasta olursun diyor. Allah ona onun sorusunun cevabını vermiyor. Başka bir cevap veriyor abi. Diyor ki ona, eğer gelseydin beni orada bulacaktın diyor. Aslında o cevap var o sorunu, o sözün içerisinde ama o cevabı muhatabı anlayabiliyor. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar. Diyorlar ki, Peygamber Efendimiz'in bir günü nasıldı? Nasıldı? Ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe validemiz onlara istediği cevabı vermiyor. Başka bir soru soruyor. O soru da aslında cevaptır. Diyor ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Diye bir soru soruyor. Aslında o soru Hazreti Ayşe'ye sorulan her şeyin cevabıdır. Aynen burada da Allah diyor ki eğer gelseydin ben orada bulacaktım. Allah mekanından münezzeh, nasıl orada bulacaktık? Yani diyor ki Allah'ın rızasını kazanmanın senin için bir yolu da buydu diyor. O suali edene. Yani senin için hasta ziyareti Allah'ın hakiki manada bir rızasını kazanmanın bir yoluydu diyor. Peygamber Efendimiz zaman zaman soru soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bize bir amel söyle ki onunla kurtulalım. Ahmet'e başka bir şey söylüyor, Mehmet'e başka bir şey söylüyor, Hasan'a, Ali'ye, Veli'ye başka bir şey söylüyor değil mi abi? Burada da aynı şekilde bir yolu da Allah'ın rızasını kazanmanın sayısız yollar içerisinde bir yolu da hastayı ziyaret etmek, ona manevi teselli vermek, eğer bir ihtiyacı varsa bakım dahil olmak üzere onu yapmak. Buradaki mana ben böyle anlıyorum abi. Maşallah. Evet, zaten orada diyor, beni orada bulurdun diyor. Beni orada bulurdun diyor. Yani bir de bir başka şey, zat şöyle demişti Sedat. Orada o beşeriyeti kalkmış oluyor o hastada. Kısmen aralanmış oluyor. Ve rıza ilahi için, Allah'ın rızasına gittiği için orada Allah'ın rızası tahakkuk eder diyor. Allah'ın rızası da ne demektir diye sorulduğu zaman demiş ki 9 tane kusurunu ortadan kaldıran bir iyiliğini öne çıkarıp öyle muamele ederdi sana diyor. Yani çok acayip. Bu kanuniyet hakikatları ama iç tarafları da daha biraz da başka. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani bir de o normal bir hasta değildi o. Tamam? O normal değil. Yani herkeste olmuyor. O fena fillaha mazar olmuş bir zat. Kutsi bir zat yani. Aynesinde beşeriyeti kalmayınca başka şeyler. Efendim Murat bir şey diyecektin abi. Hastanın suret, hakikat, mahiyetine şey yaptınız mı abi? Evet yapmıştık da Mehmet direkt nerede? O sağ onun ya. Hastalığın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti nedir? Abim burada mıdır Mehmet? Mehmet kardeş. Buradayım abi, buradayım. Ha hatırla, yapmışsın da herhalde dosyalarında mıdır? Yarın söyleyelim. Sona bıraktık. Tamam. İyi çok güzel. Yani sürpriz, ben de merak ya. Sürpriz yapacağım. Sürpriz. Allah Allah. Hastalığın sureti demişti daha önce en son diyeceğini söylemişti. Sureti
Yani her şeyin evveli, ahiri, zahiri, batınısı ya ikinci şu an. Yani bu kanun işte. Her şeyin sureti, hastalığın sureti, gir içeriye kanuniyeti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Ben de merak ediyorum bakayım ne çıkacak. Birisi Hasan abi demiş ki ehli hakikatin halayı hastalıktır demiş. Ha, ehli hakikatin halayı. Kim demiş onu ya? Tamam boş ver şimdi. İki kişi var demiş. Bir şu an kim? Herhalde Murat Dursun. Murat Dursun. Bu normal bir adam değil ki. Ehli hakim. Şimdi ehli hakikatin horonu. Arkadaşlar başka bir şey diyecek olan var mıdır? Yok. O zaman inşallah yarın 25. deva teravih olmadığına göre İstanbul'a göre yatsı kaçta okunuyor abiler? Saat 10'da yatsı okunuyor. 10'da yatsı okunuyor. Tamam 11'de inşallah olsun. Size de uygunsa. 11'de 22.45'te iyi mi olur diyorsun? Ha, tamam. Yani Abdullah diyor ki o 11'de değil de 11'e çeyrek kala olsun diye olabilir. Başka fikri olan var mı 11'e çeyrek kala? Tamam o zaman. Yarın inşallah 11'e çeyrek kala 25. devayı Murat'tan dinleyeceğiz. Bir saatin içine sıkıştıracaksın. Burada nelere duracağını çok iyi biliyorsun. Sanki 25 tane devayı 26 ama 25. bu. 26 tane var. Hepsini sıkıştırmış. Burada çok imanı çok kısa tanım istiyoruz. Ondan sonra tövbe ve istiğfarı çok tanım istiyoruz. Namaz ve ubudiyetin, ondan sonra inkılapların, intisapları istiyoruz Murat'ım. Yani bu tabirler için öyle takar takar inşallah böyle senin zaten işin nazm-ı mani. Bize doldurup lop inşallah vereceksin inşallah. Biz istekmek bizden ne yapalım? İnşallah yarın buluşmak üzere. Cenab-ı Hak Şafii ismini hakikatimizi taalluk ettirsin. İki cihanda aziz eylesin. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini tahakkuk ettirsin. Hasreten 25. Leman'ın sırrına mazhar eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden istifade ve istifazamızı ziyade eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferdu, Ya Hayyum, Ya Kayyum, Ya Kimu, Ya Adnu, Ya Kudus. İsm-i Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine Risale-i Nur mecmualarını bastıranları ve onların yayılmasına gayret eden ve yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennet-i Firdevs'te saadet-i ebediye mazhar eyle. Amin. Hizmet-i imani ve Kur'aniye'de daim muvaffak eyle. Amin. Defteri hasanatlarına, Risale-i Nur külliyatının yekününe, her yekününden olan her bir harflerine mukabil 1000 hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Rahman Rahimin, umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mes'ud eyle. Amin. Amin ya Rabbi, amin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Muhafaza eyle. Amin. Muhafaza eyle. Amin. 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 Bu aciz ve biçare Said Nursi ustadımızın Ya Rabbel Alemin şanına yakışır gibi muamele edip kusuratını affeyle. Amin. Umum Nur şakirtleri namına Ustad Bediüzzaman Said Nursi radiyallahu anh ruhu için, Allah rızası için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, günahlarımızın affı için El Fatiha tema selavat. Amin. Geceniz mübarek olsun sevgili canım kardeşlerim. İyi ki varsınız. Abi, bu saate bir daha şey yapın.
yurt dışındaki kardeşleri de dikkate alın ya. Ama bir şey demiyorlar da Mehmet kardeş. Yani biz bu kadar... Yazıyorlar ama yazıyorlar, okumuyorsunuz. Abi ya yazmayla değil ki, yazmayı hepsini okusam sabaha kalkamam ya. Yani abi 11 daha uygun, saat 11 daha uygun olur. Ha tamam. Evet, çay var. Niye söylemiyorsun Hasan'ım? Schweinfurt'a selam olsun. Desene 11 ya. Ha tamam. Selam. Canım benim. Çok seviyorum seni Hasan'ım. Özledim seni ya. Schweinfurt'u özledim ya. Ondan sonra. Tamam Hasan'ım. Siru seyre edafukum. Sen zaten Arapsın, bilirsin bu söylediğim hadisi. Yürüyenler, yürüyorsunuz ya. Aranızda en zayıf yürüyenlerinizle abi hareket edin. Tamam. 11 inşallah. Tamam Hasan'ım. 11'e göre. Ama yarın bak Yalçın burada mıdır? Derste midir o da? Söyle yarın çok ilginçti bir ders. Yani hulasa gibi olacak inşallah. Murat şey yapacak. Yarın kaçırmamaya çalışın Hasan'ım. İnşallah kaçırmayacağız. Allah razı olsun. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay be. Aleyküm selam abi. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun.